Asya'da maymunlar bir tane Hindistan cevizi ve biraz da maymunların sevebileceği tatlı bir yiyecek ile yakalanır. Hindistan cevizi üzerinden oyulur ve bir iple ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Altına da ince bir yarık açılır ve oradan içeri o tatlı yiyecek konulur. Sonrasında başlanır beklenmeye. Maymun gelip Hindistan cevizinin içindeki yiyeceği almak için elini daldırır ve o yiyeceği tutarak çıkarmaya çalışır. Ancak çıkartamaz. Peki nasıl olur da maymun o içerideki yemeği alamaz? Maymunun hesaba katmadığı bir şey vardır. O da deliğin yalnızca maymunun eli açıkken rahatça girip çıkabileceği büyüklükte olmasıdır. Avcı kapalıyken elini dışarı çıkartamaz. Bir süre sonra avcılar gelir. O esnada korkup kaçmaya çalışan maymun elini çıkartamadığı için çılgına döner ama nafile. Avcundaki şeyden hiç fayda sağlamıyorken bile ne yardan vazgeçer ne de serden. Yapması gereken tek şey oradaki yemeğinden vazgeçip onu bırakarak elini çıkartmaktır. Ama bunu tutkuları yüzünden yapamaz. Maymun orada ağırlıkla avcılar tarafından değil, kendi açgözlülüğü, o yiyeceğe olan bağımlılığı yüzünden tutsak olmuştur. Gelin bu olaydaki kavramları biraz değiştirelim. Sahip olduğumuz şeylerden ziyade, sahip olduğumuzu sandığımız şeyler bizim için bir tuzak mı? Bu tuzak kimlere yarar sağlıyor? Onlarca kıyafet alıp çoğunu giymiyoruz. Giymediklerimizden fayda sağlayabiliyor muyuz? Çoğu özelliğini kullanmadığımız son model telefonlara sahibiz. Onlarca özelliğinden fayda sağlayabiliyor muyuz? Yüksek hızlı arabalara tonlarca para veriyoruz. İbreyi sona dayayabiliyor muyuz? Okumadığımız kitaplara sahibiz. İçeriğini bırak, kaç sayfa olduğunu biliyor muyuz? Bu dört örnekteki kıyafeti, telefonu, arabayı, kitabı, Hindistan cevizi, giymediğimiz kıyafetleri, kullanmadığımız özellikleri, ulaşamayacağımız hızları, bilemediğimiz içeriği de Hindistan cevizinin içindeki o yiyeceğe benzetebilir miyiz? Zevkler ve renkler tabii ki farklıdır, saygı duyarım. Bu örneklerime hoşumuza giden hiçbir şey yapmayalım mı? Yaptığımız her şeyin fayda sağlaması mı lazım? Diye cevap verebilirsiniz. Ama size kötü bir haberim var. Mevzu bunun çok ötesinde. Emek harcamadan sermaye sahibi olunması ne kadar mantıksızsa, faydalanmadığımız halde o şeyin bizi tutsak etmesine izin vermek de o derece mantıksızdır. Bizleri tuzağa düşüren de tam olarak budur. Arzularımız ve zihinlerimizde kendilerimizin ona bağımlı olduğunu düşünmemiz. İz bırakan orada hırsına yenik ve esir düşen değil, elini çıkararak kaçıp kurtulandır. Bu mevzuyu hayatınızdaki çoğu şey için düşünebilirsiniz. Eski sevgilileriniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, aileniz içinde bu durumun geçerli olduğu çok fazla mevzu vardır. Hindistan cevizi ve içindeki yiyeceği kendi hayatlarınızda da görmeniz dileğiyle. Son olarak ilkokullarımızda avuçlarımızın içine az cetvel yemedik değil mi? Gelin şimdi ta o zamanlarda acıdan dolayı kapatmak zorunda olduğumuz avuçlarımızı açalım. Bizi o Hindistan cevizinin içine mahkum eden her ne varsa serbest bırakıp avcılardan kaçalım. Çünkü özgürlük çok güzel bir şey.